Alevi Bektaşi Kültür ve Cemiyevi Başkanlığı'nın kurulmasını ben iki başlıkla ele almak istiyorum. Birincisi, tarihte devamlılıkla, kesintisiz olarak devam eden Türkleştirme ve İslamlaştırma projesinin bir sonucu olarak, diğeri de toplumsal hafızamızın yok edilmesi amaçlı, özellikle yeni bir tarih yazımı yaparak bizim bilincimizin dinamitlenmesi çalışması olarak. Her iki çalışmada da aslında görmemiz gereken bizim örgüsüz bırakılmamız, ışıksız bırakılmamız ve bu yapılar içerisinde yani devlet, kıyım, katliamla yetinmeyen devlet, asimilasyon iştahından vazgeçmeyen devlet, alandaki Alevi kurumlarını ve temsilcilerini ve örgütlenmelerini yok sayan devlet, bizim toplumsal bilincimizi dinamitleyip örgütsüz, çıkışsız bırakmaktır. Bunlara böyle bakmak gerekiyor. Birincisi, aslında Türkiye ideolojik ve siyasi olarak bu Türkleştirme ve İslamlaştırma çalışmalarını kesintisiz ve sistematik devam ettirmiştir. Sanki Cumhuriyet döneminde bir kesintiye uğramış gibi algı yaratıldığı için aslında siyasal sonuçları tam olarak değerlendirilmediğini düşünüyorum. Bu da bir alanda siyasi körleşmeye sebep oluyor. Osmanlı döneminde padişahları öven tarih yazımı Cumhuriyet döneminde de resmi ideoloji pekiştirmek için kullanılmıştır. Kıyım, katliam ve asimilasyon bayrağının tarihi devamlılığıyla AKP MHP bloku da kendi kodlarındaki ırkçı, gerici, şöven, tekçi, demokrasi layık düşmanı politikalar Aleviler üzerinden gerçekleştirerek onların özgürlükçü, dayanışmacı, paylaşımcı yanını budayıp adeta folklorik bir hale getirmek istiyorlar. Osmanlı ve Cumhuriyet egemenleri aslında hep aynı refleksleri verdi. Neydi? Büyük bir tarihte dönüşüme, değişime sebep olan aktörler olan Alevileri bu yapılarından soyutlanıp Turancı, İslamcı, Türkçü kodlarla tarih yazımı yaptılar. Böylelikle onların bilinçlerini manipüle etmeyi hedeflediler. Şimdi bu çok önemli bir şey, çünkü toplumsal hafızamızla bilinç arasında gerçekten kopmaz bağlar vardır. Çünkü toplumsal bilinci olmayan bir kimlik mücadelesi aynı mitolojideki Penelope'nin örgüsü gibi, biz bir baştan ördüğümüzde o arkadan sökülecektir. İktidara geldiklerinde o iktidarını pekiştirmek için bu alanı baskıyla, sindirmeyle, asimilasyonla tamamen yok etmeye çalıştılar ve Alevileri bir engel olarak gördüler ve özellikle onların bu yapılarını budayarak egemenliklerini sürdürmek istediler ve dikensiz gül bahçe yaratmak adına toplum mühendisliği projelerinin içinde Alevileri eritmeye çalıştılar. Şimdi toplumsal bilincimiz çok önemli dedik. Tarihe ilk bütün totaliter rejimler bu bağı kesmek için bir tarih yazımı yaparlar. Kuşkusuz tarih yazımı bir iktidar meselesidir. Yani tarihte neyin hatırlanacağı, neyin unutulacağını bu iktidar ilişkisi belirlemek ister. Ve biz de şöyle düşünmemiz gerekiyor. Aslanlar kendi tarihini yazmadığı sürece avcılar her zaman kahraman olacaktır. Gerçeğinden hareketle kendi bilincimizi yaralayan bu manipülasyonlardan, Türkçü, Turancı söylemlerden ve milliyetçinin inşa edilmesi adına Alevi inancının mana dünyasından koparılmasına karşı çok uyanık olmamız gerekiyor. Bütün bu çalışmaları bu perspektifte değerlendirmemiz gerekiyor. Eşit yurttaşlık talebimizi Sağır Sultan duydu ama devlet bizim sorunlarımıza bilinçli bir körlük ve sağırlık içerisinde ve devletin tüm kaynaklarını kullanarak sanki Cemevilerin sorunlarını çözüyormuş gibi bir manipülasyon içerisinde ve böylelikle bu alanda bizim örgütlerimizi yok sayarak pirlerimizin, taliplerimizin, mürşitlerimizin, analarımızın çıplak zorla bugüne var ettiği bu inancın içini boşaltmak istiyorlar ve epey de yol kat ettiklerini söyleyebiliriz. Bu anlamda yapay örgütleri hep kullandı devlet ve bu yapay örgütlerle bizi bölmeye, marjinalleştirmeye, örgütlerimizle bağımızı koparmaya ve böylelikle bizi şeytanlaştırmayı düşünüyor. Aslında toplumsallığımızdan koparmak istiyor. Böylece Alevileri tarihte ürettiklerinden korktuğunu bir kez daha gösterdiğini söyleyebiliriz. Tarih serüvenine bakıldığında insanlar özgürlükçü, eşitlikçi, komünel, rızalı toplumları üretti. Aslında bu egemenlerin en büyük başarısı bence kendilerinin alternatif olduğuna insanları inandırmaktır. Böylece ışıksız, çıkışsız ve örgütsüz bırakmaktır. Sanki devlet hiyerarşisi hep varmış gibi davranarak bizlerin, o Alevilerin toplumda değişim, dönüşüm aktörü olur, o komünel yapıları kuran Alevi aktörlerinin tarihteki silinmesi buna dayandırılmaktadır. Bu çalışmaların MHP kökenli biri tarafından yürütülmesi de
Maraş Çorum katliamlarının tarihsel devamlı açısından çok önemlidir, çok anlamlıdır, bilinçli seçilmiştir. Alevilerin toplumdaki o yaralı hafızasını kaşımak amaçlıdır, korkutmak, sindirmek ve gözdağı vermek amaçlıdır. Bunu böyle bilmek gerekiyor. Tüm muhalefeti sindirmek kodları taşır bu seçimler ve bizler Türkçü, Turancı, milliyetçi harçlarla tarihin yeniden yazılmasına karşı olmalıyız. Yani rotası olmayan bir yelkenliği hiçbir rüzgar hareket ettiremez. Bu gerçekle hareket etmemiz gerekiyor. Bizim aslında yapmamız gereken sokağı, alanı, örgütlenmelerimizi, nasıl Alevice yaşayacağımızı, sözümüzü nasıl kuracağımızı, toplumsallığımızı nasıl sağlayacağımızı tekrar bu muhabbetlerle yüz yüze cemal cemal arınmayla kirden kibirden ayrılarak birbirimizi eli olarak, yoldaşı olarak, talibi olarak tekrar nasıl söz üreteceğimiz, nasıl yaşayacağımızı bilmemiz de önemlidir. O yüzden birleşik bir mücadele programıyla hareket etmemiz gerekiyor. Biz Aleviler için eğitim her zaman sorun olmuştur. Asimilasyonlarla dolu ırkçı, tekçi yapısını koruduğu için biz bir eğitim reformu istemiştik. Her zaman bunun mücadelesini vermiştik. Bir ekmek kadar, su kadar demokrasiye, laikliğe ihtiyacımız var aslında. Bu kırıntıların bile kırıntıları bile tahammülsüzlük gösterdiğini görüyoruz ve alanda tamamen ırkçı, gerici, bilimsellikten uzak bir eğitimin hayata geçirmeye çalıştığını görüyoruz. Biz ise çağdaş, kardeşliği, birlikte yaşamayı önceleyen bilimsel, laik, demokratik ve ana dilde bir eğitimi savuna geldik. Ve insanların bu anlamda anayasa, kendi koyduğu anayasayı bile ihlal edip 42. maddesi herkesin eğitim hakkının elinden alınması için gündemde. Birleşik bir mücadeleyle örülebilir ancak bu. Ve şu ana kadar çok iyi bir başarı sağlanmadığını görüyoruz. Dağınık bir refleksler verildi, protestolar yapıldı ama köklü programlar yapılması gerekiyor. Velilerle sürekli alanda iletişim kurulması gerekiyor. Bu projelerin hayata geçmemesi için bilimsel, demokratik, çağ kucaklayan eşit, kamucu bir eğitim verilmesi gerekiyor. Piyasacı, ırkçı, şövenist ve hurafelerle dolu ve insanların biat etmesi, ırkçı ve dinci olarak AKP politikalarının bir asil gibi yetiştirmesine karşı mücadele edilmesi gerekiyor. Ancak kurtuluşumuz bu birleşik mücadeleyi ördüğümüz zaman olacaktır. Bu anlamda asimilasyona hizmet eden pilavdaki beyaz taşlar ve Hızır Paşalar hep olmuştur, olacaktır. Bu Kartal Cemevi'de yürütülen Kur'an kursları da bizim aslında kazanımlarımıza da gölge düşürecek bir noktadadır. Ve bunlarla hızlı bir şekilde bu asimilasyonu yapan kurumlar, kuruluşlar teşhir edilmesi gerekiyor. Alevi yol ve erkanına göre bunların hukuk çerçevesi içerisinde en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor ve kurumla yollarının ayrılması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Şöyle ki yani baktığımızda Alevi yolu ve öğretisi hiçbir zaman bir tarikatın, bir kişinin, bir kurumun tekelinde bir mezhep olmamıştır. O dara duranların, derisi yüzülenlerin, kuyulara atılanların binbir zorlukla günümüze kadar getirdiği bir inançtır. O yüzden asimilasyona izin verilmemesi gerekiyor. Belki radikal kopuşlar olacaktır ama bu yönde cesaretli olmamız gerekiyor. Bunları bu yapıdan ayıklamamız gerekiyor. Cem erkanlarımızda ölü giden diri çıkar şeklinde bu toplumsal arınmayı yapan, sosyalleşmeyi sağlayan, kendi kendini denetleyen, kirden, kibirden uzak bir yapı da yürütülüyordu. Tekrardan bunu meclisleştirerek can suyu halinde yatay örgütlenmeler, hiçbir dikey örgütlenme olmadan kadınlarımızla kurumlarımızı buluşturarak bu yapıları güncelleyerek hayata geçirebiliriz diye düşünüyorum. Bu merkezleri sürekli insanların sorunlarının konuşulduğu, bunların çözüm önerilerinin konuşulduğu kültür, bilim yuvaları haline getirebilmeliyiz. Ve burada bir akademi gibi çalışmalı, sosyal bilimlerin ışığında buradaki sorunlar, çözüm önerileri tartışılmalı ve hayata geçirmeli. Aslında dediğimiz gibi hayatı örgütlemek mesele. Alevice nasıl yaşandığını
Pir Sultan gibi, Yunus Emre gibi, Hacı Bektaş gibi yol önderlerimizin ayak izlerini takip ederek kendimize bir alan açmamız gerekiyor. Bu meclislerdeki biriken yapıları, bilgileri akışkan bir bilgi haline getirmemiz, önce hayallerimizi sonra da geleceğimizi şekillendirmemiz gerekiyor. Bu kurumlar dediğimiz gibi önce kirden, kibirden arınmış yüz yüze cemal cemal muhabbetler olması gerekiyor. Ve bu çıkan kararları işte eşit yurttaşlık mücadelemizle birleştirmemiz gerekiyor. Avrupa'daki alevilerle de çok ciddi bütünlüklü çalışmalar yürütülmeli. Bu meclislerden seçilen üst yapılarla denetleme ve alanda asimilasyon yapan yapılar temizlenebilir. Bunlar da alınan kararlar uygulanabilir. Bir diaspora oluşturulabilir. Böylece Avrupa Parlamentosu'nda temsiliyet hakkımız olabilir. Özellikle katliamlarda katliamları yapanlar, devletin bu katliamlardaki rolü araştırılabilir. Uluslararası mahkemelere bu konular taşınabilir. Şili'deki Pinochet örneği mesela yıllar sonra uluslararası mahkemede yargılandı ve darbeci geçkin yaşına rağmen hapsedilebildi. Bizler de başta Dersim olmak üzere bütün katliamları bu uluslararası mahkemelere taşıyabilmeliyiz. Bunların bir daha yaşanmaması için devletin özür dilenmesi sağlanabilir. Bu çalışmaları özellikle Avrupa'da ve dünyada yaşanan alevilerle birleşik bir mücadeleyle yapabiliriz. Aslında şu anda zor günler bekliyor bizi. Çünkü Avrupa'da da sağ ve aşırı sağcı faşist yapılar maalesef kazandı. Orada da ciddi bir sorun yaşanacağını düşünüyoruz. O yüzden birbirimize destek olmamız gerekiyor. Tarihin her evresinde böyle kaotik zor anlar olmuştur ve bunlar yeniden doğumlara da gebedir. Bunu tersine çevirmek emek ister. Emek de köken olarak Yunanca'da doğum sancısı demektir. Aslında kelimenin kökeni gibi yapılan emek de sancılı. Bu anlamda biz emek sarf edeceğiz, mücadele edeceğiz. Dediğimiz gibi taleplerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu özellikle iktidarlarını pekiştirmek için, koltuklarında bir gün daha fazla kalabilmek için katliam, kıyım, baskı, bütün her şeyi organize eden egemenler her zaman bizim sesimizi kısmayı denemişlerdir. Çünkü faşizm sesten ve ışıktan korkar. O yüzden bizleri ışıksız ve sessiz bırakmak istiyorlar. Biz de buna rağmen mücadele edeceğiz. Mücadele kararlılığımızı tarihsel olarak, onlar da bizi çok iyi tanıyor. Biz de onları tarihten çok iyi tanıyoruz. O yüzden ya demokrasinin yolunu açacağız ya da mutlaka bir yol bulacağız.